Bu ders serimizde 3D Max'te iki boyutlu çizimler nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. İki boyutlu çizimleri yapmak için arkadaşlar Create menüsünü kullanabiliriz. Buradan Shapes seçeneğini kullanabileceğimiz gibi. Yine Command panelimizde bunu daha kısa bir şekilde kullanabiliriz, görebiliriz. Buradaki Shapes butonuna tıklamak suretiyle şu anda Create bölümündeyim. Shapes kısmına tıklayarak, butonuna tıklayarak buradan alt menüden Spline seçeneğini seçtiğinizde görmüş olduğunuz gibi menü karşınıza çıkıyor. Buradaki komut menüsü karşınıza çıkıyor. Bunların içinde Line, çizgi, çember, ark, yay, çokgen, işte yazı yazma, dikdörtgen, elips, pool, donut dediğimiz pool, star, yıldız, helix gibi çeşitli objeler var. Çeşitli objeleri çizmek için de araçlarımız var. Bunları göreceğiz. Öncelikle tabii önemli bir çizim aracımız olan line'ı görelim. Bunu perspektiften de yapabileceğimiz gibi plan görünüşten de yapabiliriz. Ben perspektifi kullanayım anlaşılabilirliği açısından. Line'a tıkladığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altta parametreler çıkıyor. Burada parametrelerde keyboard entry var. Keyboard entry'ye de eğer nokta vererek nokta baz alarak şey yapmak istiyorsak, çizim yapmak istiyorsak burada end point diyerek görmüş olduğunuz gibi şu anda pivot noktasından itibaren ben ne yapmış oldum? Bir tane çizgiyi başlatmış oldum. Ölçülü bir şekilde çizim yapmak istiyorsak diyelim ki x yönünde işte 150 olsun. Add point diyorum. Yine arkadaşlar burada klavyeden I harfine tıklayarak da pencereyi kaydırabilirsiniz. Veyahut da mouse'unuzla bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi keyboard entry ile bu şekilde çizimi devam edebiliriz. Yine bu sefer Y yönünde 200 veyahut da 50 birim add point dediğimizde görmüş olduğunuz gibi şu yöne doğru çizime devam ediyoruz. Tabi burada önemli bir şey var arkadaşlar. Bu çizim son derece zahmetli yani parametrik bir şekilde sürekli bunların hepsini tek tek girmeniz lazım elle manuel olarak. Bu da zamanımızı alacaktır. Bunları eğer bu menü yani bu işlemleri tamamlamak istiyorsanız finish diyerek bu işlemi bitirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çizim aranımda bir tane line objem var. Üzerine geldiğinizde zaten ismi beliriyor. Yine line'ın diğer bir çizim mantığından bahsedelim. Buradan perspektife gelelim. Diğer bir çizim mantığı yine line butonuna tıklayarak buradaki create method yöntemiyle devam edelim. Burada arkadaşlar iki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Intial tape ve drag tape. Intial tape kelime anlamı olarak yani tek tek tıklayarak çizim yapma. Drag tape de sürükleyerek çizimi yapma. Burada arkadaşlar eğer corner'ı seçersek köşeli olarak çizim yapmaya imkan veriyor anlamına geliyor. Şimdi bununla ilgili uygulamayı yapalım. Plana gelelim. Planda şu şekilde gelelim. Line'dayız şu anda. Corner olarak başlıyor. Yani köşeli olarak başlıyor. Bakın şu şekilde köşeli bir şekilde ben rastgele çizim yapıyorum şu anda. Bundan menüden çıkmak için sağ tıklıyorum. Yani komuttan çıkmak için sağ tıklamam yeterli. Görmüş olduğunuz gibi corner'da temel mantık bu. Eğer smooth seçersem arkadaşlar, smooth'da birinci noktadan sonra ikinci noktaların tamamen eğrisel başlayacağını göreceksiniz. Birinci nokta, ikinci nokta bakın hemen eğmeye başladı. Buradaki seçeneğimiz neymiş arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi şu smooth seçeneği eğrisel olarak başlatmaya imkan veriyor. Bunu yine bakın ekranı taşıdım. Şu anda çizdiğim nokta ekranı taşımış durumda. I harfine tıklayarak da ne yapabiliriz? Ekranda bakın kaymayı kolaylaştırdım. Eğer başka bir pan komutuna veyahut da zoom komutuna tıklayarak bu işlemi yapmaya çalışırsanız bu komutu tamamlayacaktır 3D Max yani bitirecektir. Bu da şu anlama gelir. Çiziminizi istediğiniz şekilde yapmıyor anlamınıza gelir. Dolayısıyla bu noktada I harfini
Klavyeden I tuşuna basmak suretiyle ne yapabilirsiniz? Ekranı kaydırabilirsiniz. Yine arkadaşlar diyelim ki bu noktayı ben yanlış çizdim. Eğer bu noktayı yanlış çizdiysem klavyeden backspace ile görmüş olduğunuz gibi noktayı geri aldım. Yine zoom yapalım. Z harfine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemi bu şekilde kolaylıkla yapabiliyoruz. Yine ikinci nokta, üçüncü nokta şu şekilde eğrisel yüzeylerde birleşik çizgi çizmeniz son derece kolay. Bu işlemlerden sonra arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Sağ tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Yine arkadaşlar bunun dışında diyelim ki siz böyle eğrisel çizgi çizmek istemiyorsunuz. Direkt doğrusal çizgi çizmek istiyorsunuz. Bunun da çözümü çok kolay. Herhangi bir noktadan tıkladıktan sonra arkadaşlar klavyeden shift tuşuna basılı tutmak suretiyle çizgimizi doğrusal 90 derece birbirine dik olacak şekilde çizebiliriz. Bakın bu noktada bakın şu anda hala diğer ikinci seçeneğimiz sumutu seçtiğimiz için doğrusal çizemiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Buradan Escape ile veyahut da sağ tıklayarak da bu işlemden çıkıyorum. Corner'ı seçiyorum. Tekrar aynı işleme gelelim. Shift'te basılı tutmak suretiyle ilk önce birinci noktayı mouse'un solu ile işaretledim. İkinci nokta yine mouse'un solu. Üçüncü nokta yine mouse'un solu. Bu şekilde ne yapabiliriz? Çizimimizi kolaylıkla yapabiliriz. Eğer şu noktalara yakın bir yere geldikten sonra sağ tıkladığınızda bu işlemden çıktığınızı göreceksiniz. Arkadaşlar diğer bir seçenekte görmüş olduğunuz gibi smooth seçeneğini diğer bir seçenekte pardon sürükleyerek çizme seçeneği. Şimdi az önceki seçeneklerde ne yapıyorduk? Mouse'umuzun solunu tıklayarak çizimimizi yapıyorduk. Şimdi sürükleyerek çizimin nasıl olabileceğini görelim. Drag tape işte bu noktada önemli. Corner'ı seçerim ve buradan tekrar çizim yapmaya devam edelim. Bakın sürükleyerek ben çizim yaptığımda mouse'un soluna şu anda basılı tutuyorum. Ve bu şekilde çizim yapıyorum. Değişen herhangi bir şey yok. Bunun nedeni şurada görmüş olduğunuz, şu kısımda görmüş olduğunuz corner'ı seçili olması. Eğer bunu smooth olarak seçerseniz sağ tıklayalım bu işlemden çıkalım. Smooth olarak seçtiğinizde işlemin değiştiğini göreceksiniz. Tekrar line'dayım. Şu anda mouse'un soluna basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi mouse'un soluna basılı tuttuğum sürece eğrisel bir şekilde çizim yapabiliyorum. Bu şekilde kolaylıkla çizim yapıyorum. Arkadaşlar bu noktada Bezier seçeneğini kullanırsanız Bezier biraz daha farklı. Bunu zaten Edit Spline'da çok detaylı göreceksiniz. Bezier'da buradaki yuvarlak yani teğet noktalarını, referans noktalarını ne yapıyor? Teğet bir tane çizgi çekerek bunun etrafında, bunun aksında döndürmeyi sağlıyor. Bunu da görelim. Birinci seçeneğimizi yaptık. Tıkladık mouse'un soluyla. İkinci seçeneği tıkladık. Bakın buradan itibaren mouse'un soluyla sürükleyerek bu işlemi yaptığımda gördüğünüz gibi belli bir noktadan bu işlemin yapıldığını, kontrol edildiğini görüyoruz. Yani eğrilme işleminin belli bir noktadan kırıldığını görüyoruz. Yine diğer bir noktadan da bu işlemi yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi belli bir noktadan itibaren bu işlemi kırılmanın gerçekleştiğini görüyoruz. İşte Bezier'la Smooth arasındaki temel fark bu. Yani burasında görmüş olduğunuz gibi eğrisel bir şekilde devam ederken bu noktada belli bir teğet açısıyla bu işlemi yapıyor. Line ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Tabi 3D Max'te ölçülü ve ölçekli çizim yapmak sıkıntılıdır. Bu noktada önerebileceğim şunlar var. Birincisi grid ızgaralarından faydalanmanız. Yani grid ızgaralarını etkin kullanmanız. Bu işlem için mesela buradaki snap ikonunu etkin yapalım ve grid lines'ı aktif yapalım. Tabi bu arada grid aralıklarında görmüş olduğunuz gibi şu anda birer santim aralıklarla yakalayacak. Dilerseniz siz bunu daha hassas veya da daha büyük ölçülerde aralıklarda ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra line'a tekrar giriyorum. Şimdi artık çizim yapmam
Tamamen ızgaralar vasıtasıyla olacak. Bakın şu şekilde birinci ızgara, ikinci ızgara, üçüncü ızgara. Bu şekilde kolaylıkla T'ye basalım klavyeden. Tekrar tab görünüşü gelelim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ızgaralardan yakalayarak çizimimizi kolaylıkla tamamladım. Bunun dışında tabi AutoCAD'den ölçülü ve ölçekli bir şekilde çizim yaparak 3D Max ortamına import ederek bu işlemi devam edebilirsiniz. Bunu da ileriki dersimizde AutoCAD'den nasıl dosyaların import edileceğini göreceğiz.